Anka 3'ün TCG Anadolu'ya konuşlandırılabilecek konfigürasyonu geliyor. CNN Türk yayınında TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Anka 3 MEUS'un TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemiye konuşlandırılabilecek bir konfigürasyonu üzerinde çalışıldığını açıkladı. Kotil'in Anka 3'ün kısa pistlerden kalkış ve sert inişlere dayanıklı bir türevine işaret ettiği değerlendirilebilir. TCG Anadolu için hızla genişleyen bir sabit kanatlı platform ürün gamının oluştuğu göz önüne alındığında gelecekteki küresel pazarda LHD tipi gemi veya Stobar tipi uçak gemisi bulunduran ülkelerin farklı ihtiyaçlarına cevap verilebilecektir. İlk uçuştan sonra bir ürün ailesi olacak Anka 3, ilerleyen yıllarda karşımıza farklı motor seçenekleri ve ölçeklerle çıkacak. Bu özellikle en başta düşündüğümüz bir durum. Ancak bu tarz tasarımlarda bazı kısıtlayıcı unsurlar var. Uçak gemisinden iniş ve kalkış için farklı özelliklerde uçak tasarlamak gerekiyor. Çünkü çok kısa sürede iniş ve kalkış yeteneğine sahip olmanız lazım. Motorunuzun uçağa göre çok daha kabiliyetli olması gerekiyor. İHA'larda pilot olmadığı için uçak gemisine indirebilmek de önemli bir kabiliyet. Bunlar bizim çalıştığımız platform türevleri. Anka 3 dediğimizde bir uçaktan bahsetmiyoruz. Bunun bir ailesi var. Bunun daha alt sınıfları olacak veya daha ağır sistemleri olacak. Aynı tipte ölçeklenmiş modellerimiz de var. Bu uçağın daha alt sikletini hayata geçirmek üzere arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar. Aynı zamanda daha yükseği için de çalışıyoruz. Temel Kotil aynı zamanda Anka 3'ün KAAN Milli Muharip Uçağı ek olarak Hürjet ile beraber görev yapabileceğini açıkladı. Hürjet'in hafif muharip uçak rolünde İHA'larla müşterek operasyon yapabilecek olması kendi sınıfı için bir ilk olacaktır.